hani tağutga kafir bo'lishlik dinning asli ku bu yerda. Shuni ya'ni shartlab uni ma'lum fikringiz eshit bilan bir xil bari bo'laverasiz. Bariman o'sha e'tiqodi sababdan bariman bunaqa. Nima uchun bir joyda qarasa Qur'onni mahluq degan rad deyapsiz? Bir joyda qarasa Qur'on mahluq emas. Degan rad deyapsiz deganda, tushunadigan yoki uni o'qitadigan odamni men bilmayman. U ham ashrda ham yo'q hozir. Ya'ni mana bundan ya'ni bilsangiz, salafda e'tiqodicha Qur'onni mahluq deyishlik bu vaqtda eshit qanaqa qon oqizgan bo'lsa, bular Arab jazirasi shunaqa qon oqitgan. Iroq yo'q bo'lib ketdi davlat o'laroq. Iroqni yo'q qilishdi, Suriyani yo'q qilishdi. Bu ikkita davlat eng kuchli davlat edi. Arab diyorlarida, Shom diyorlarida armiyasi bor edi, kuchi bor edi. Assalomu alaykum, rahmatulloh. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmatulloh, barakat ustoz. Sancham yassalarni tizimisizlar? Rahmat. Qacha ovoz o'chirdingiz shularda? Zalda edim, sen javob bera olmay qoldim. Hali salom bergan birodarlarga va alaykum assalom, rahmatulloh. Xo'p, Samarqanddagi profildagi birodar. Bu aqida masalasi bilmagan odam shirk, mushrik bo'ladi deb aytyapsiz. Qattiq olib aytyapsiz buni aqida masalasi. Aqidada Qur'on mahluqmi, mahluq emasmi degan mavzu yo'q-ku. Iymon kalimasida 7 ta rukun bor. Shu rukunni bilgan odam bo'ldi, shunga amal qilgan odam jannatga kiradi. Qur'on mahluq, mahluq emas degan masala 3-chi asr, 2-chi asrning o'rtalarida paydo bo'lgan. Payg'ambar alayhissalomdan keyin, sahobalardan keyin, tobiinlardan oxirgi davrlarga kelib paydo bo'lgan. Bu ibodat masalasi kalom ahlini mavzusi bo'lgan va ular qarshilarida mavjud bo'lgan Mu'tazila firqasini bahslariga raddiya o'laroq maydonga chiqqan. Ash'ariylar, Maturidiylar o'sha kalom ilmida Mu'tazilalarga raddiya beramiz deb bu mavzulargacha kirib olishgan. Lekin sizga u aqida masalasi sifatida sizdan so'ralmaydi-ku. Buni aqida masalasi bilmasam bo'lmaydi deb o'zingizga bir vojib narsa yuklab olsangiz, unda qiynalib qolasiz. Sizga ham menga ham hammaga qiyin bo'lib qoladi, chunki yangitdan bahsni ko'tarish kerak. Sizga Qur'onni mahluq, mahluq emas mavzusini tushuntirish uchun bu mavzuni ko'targan odamlarni logikasini tushuntirish kerak. Mu'tazilalar nima uchun ko'targan buni? Imom Ahmaddan ikkita rivoyat bor. Biz ushlab turgan Qur'on mahluq degan odamga ham qarshi gapirganlar, mahluq emas degan odamga ham qarshi gapirganlar. Ulamolar so'ragan, nimaga siz bunaqa deyapsiz? O'sha aynan Mirrisiy degan odam bo'lgan Mu'tazilalardan. Aynan. Nima uchun bir joyda qarasa Qur'onni mahluq degan rad deyapsiz? Bir joyda qarasa Qur'on mahluq emas degan ham rad deyapsiz deganda Imom Ahmadni rivoyatini keltirishgan Imom Ahmad aytadiki, bu masala sahobalar davrida ko'tarilmagan bo'lsa, aqida masalasi sifatida problema bo'lmagan bo'lsa, buni mahluq, mahluq emas deb ko'targan odam bid'atchi bo'ladi degan. Shuning uchun ikkalasiga ham raddiya berdim. Voshu ko'tmaslik kerak degan. Siz buni o'zingizga vojib bilmasam bo'lmaydi, kufr, shirk masalasi dedingiz. Bu yangi bid'at bo'ladi. Bu kufr, shirk masalasi emas, bu mutaxassislik masalasi. Taxassus masalasi. Agar maydonga Mu'tazila chiqsa, Mu'tazila chiqib Qur'onni mahluq deb dedirsa, Islom ummatiga problema paydo qilsa, keyin bizni ko'rasiz. Qanaqa deb beramiz ularga? Qanaqa tushuntiramiz? Lekin hozir maydonda yo'q. Ringga chiqasizda qarshingizda hech kim yo'q. Kim bilan urushasiz? O'zingizni 1000 kuchli ko'rsatganingiz bilan qarshingizda raqib bo'lmaganligi uchun sizni hech kim kuchli demaydi. Raqib yo'q. Raqib yo'q mavzuni ko'targan odam fitnaga sabab bo'ladi. Shuning uchun hozir talib ilinmasman deyapsiz. Rozi bo'lasiz, men endi o'rtadan kirib gapirdim. Hozir to'xtab turib gapirganman. Bu mavzu siz va bizga yuklatilmaydi, vojib emas. Zimmamizga yuklatilmagan mavzu. Juda ham siz Tafsirzoniyni badiiyga aloqador kitoblarini o'qib chiqishingiz kerak buning uchun. Hozir ulamolar aytadi, usul haqida, mantiq haqida kitoblarni hozir o'qitadigan odam ham yo'q, o'qiydigan odam ham yo'q. U mavzularni qarshisida raqib yo'q chunki. Kalom ilmi bor. Men masalan o'zim oliy mahatta, islom oliy ta'lim muassasasida balog'atdan dars berganman. U fanni o'qisangiz, arab tili mutaxassisligining ichiga kirsangiz,
hozirgi odamlarni hammasi behuda narsani gapirib yurganini ko'rasiz. Istivo haqida, nuzul haqida, Allohning kalomi haqidagi gaplarda o'zi umuman aloqasi yo'q bilmagan mavzuni ko'tarilganini ko'rasiz. Nimaga? Tilni o'rgansangiz, ular umuman boshqa narsani bahslashgan. Men ko'p takrorlaganman, hozir dars sifatida mana zaps ketyapti bilib qo'ying. Nima uchun Mu'tazilalar Qur'onni maxluq deyishga harakat qilgan? Qur'onni maxluq deyish davlat siyosati bo'lgan. Mu'tazilalar siyosatni qo'lga olgan Ma'mun, Amin davrlarida. Nimaga ular Qur'onni maxluq degan deyishga harakat qilgan? Chunki Qur'onga aytilgan ma'noni, Qur'onga aytilgan ma'noni o'zlari aytayotgan ma'noni oqlash uchun qilishgan bu ishni. Chunki maxluq deyishgan. Mana shunga aytilayotgan ma'no ham maxluq bo'ladi. Siz Qur'onni maxluq deb olganingizdan keyin unga aytayotgan ma'noni ham Qur'on deyishni boshlaysiz. Siz aytayotgan ma'no Qur'on bo'ladigan bo'lsa, sizni siyosatingizni qo'llab-quvvatlaydi. Din furushlik qilgan Mu'tazilalar. Imom Ahmad rahimahulloh nimaga qarshi chiqqan? Kaltak yesa ham, ingrasa ham, yo'q, Qur'on maxluq emas deb turgan. Nimaga desa, chunki Qur'onni maxluq emas deyish xohlagan odam xohlagan ma'noni aytishlik shansini yo'qqa chiqaradi. Sen xohlaganingni aytolmaysan Qur'onga. Qur'onning ma'nosini Qur'on aytadi, Rasululloh aytadi, salaf ummat aytadi. Kim yangi gap gapirsa bid'at bo'ladi degan. Siyosiy masala bu. Hozir yo'q-ku bu. Bu Jaloliddin do'stimiz ham shunga kuyinyapti. Yo'q masala bu. Ko'targaningiz bilan, uni javobini aytganingiz bilan, uni eshitganingiz bilan aytganim tushuntiramaydi, eshitgan ham tushunmaydi. Faqat shubha paydo bo'ladi. Ulamolar aytadi, ba'zi savollarga raddiya berish ham joiz emas deydi. Imom Ahmaddan ham rivoyat. Nimaga desa odamlar raddiyani tushunmaydi, lekin ana fitna savolini qalbiga o'rnashtirib oladi. O'ziga vojib qiladi. Buni bilishim kerak turib oladi. Javobi tushunmaydi. Keyin nima bo'ladi? Ana fitnadan bu odamning e'tiqodiga zarar yetadi. Shuning uchun do'stim, siz Alloh uchun yaxshi qilasiz. Shuning uchun men sizga jon kuchimga turibman. Bu masalalardan ko'ra zarurroq farzi ayn bo'lgan, sizga lozim bo'lgan ilmlarni o'rganishingiz shart. Qur'ondan qancha o'rgansiz, tajvid ish qancha, halol harom masalasi, tahorat, usul aqidada nimani bilishingiz kerak? Aqidada Ixlos surasini yaxshi yodlab olib, ma'nosini bilib oling bo'ldi. Men sizga garantiya beraman, Ixlos surasini ma'nosini yaxshi bilsangiz, aqidadan 5 baho bilan o'tib ketaverasiz. Qattiq aytyapsiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hadislardan suyunib aytyapman. Shuning uchun garantiya beryapman. Rasululloh menga garantiya berdi, sahih hadis bu. Bir odam har namozga Ixlos surasini zam qilar ekan, har namozga. Keldi bir kishi shikoyat qildi, shuna qilyapti bu desa, u Allohni Allohni yaxshi ko'radi deganlar. Ixlos surasi nafl namozlarga ta'lim qiladi bizni bu holat. Ixlos surasi yetadi. U tafsilotga kirish kerak bo'lgan masalalar mutaxassislarning masalasi. Uni tushunsangiz, men tushundim, mana mavzuni qoidalarini o'zlashtirdim desangiz, alohida gaplashamiz. Lekin unaqa hozirgi kunda tushunadigan yoki uni o'qitadigan odamni men bilmayman. U Azharda ham yo'q hozir. Uni Pokistonga boring, eng mashhur olmoqni. Ular ham aytadi, o'qimaymiz, chunki o'qitadigan odam yo'q deydi. Qiyomat yaqinlashdi, ilm ko'tarildi deydi. Hozir nima bizga hozir islom ummatini o'sha Imom Molik rivoyati bor. Hozirgi inqirozdan chiqaradigan narsa avvalgi ishga qaytish. Birinchi sodda islomni tushunchasiga qaytish. O'shanda yaxshi bo'ladi. Alloh bersin. Gaplashtiringlar mana shu yerda mana. Savolim bor edi, yana bitta iltimos va savolim bor edi. Shu lichkangizni qanday qilib olsam bo'ladi? Ba'zi o'rinlarda o'zimda bunday savollarim bo'ladi, shu bera olmayman sizga. Yo'q, mana shunga o'xshagan suhbatlarda gaplashaveramiz. Nima savolingiz? Ayting, hozir sizning savolingizga javob beraman. Yana ba'zi o'rinlarda savollar paydo bo'ladi, shuning uchun endi o'ylayman, lekin kim javob bera olmaydi. Chatda kirsam deb chat bo'lmaydi bu yerda. Yo'q, shu yerdagi adminlar, mana shu ilmiy bahs maydoni degan do'stlarimiz, ahli bolalar shular, mahbubiy bor. Shulardan savol so'rab, shular sizga aytgan narsaga qanoat hosil qilsangiz, inshaalloh to'g'ri fikr olib yuraverasiz, xolos. Ahli sunnat eng hozir lichkangizda olsam yaxshiroq bo'lardi. Og'ziz qotib keldi lekin. Og'ziz qotib keldi. Tamangi telefon bo'lmoqda. Shu shulardan so'rab turaveraymi men yana xudo xolisa mana shunga o'xshagan bahslarda suhbatlashtiramiz. Alloh ajr bersin. Salomat bo'ling. Xo'p, shu tipda narsa bir narsa aytib ketay. Mana Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ko'targan bor mavzu deyapsiz-da. U tahoviyni sharhida matn borligi uchun ko'targan u kishi. Tarjima qilgan, sharhlagan, ko'targan. Va Imom Tahoviyning kitobi qachon yozilgan? 3-chi asrning o'rtalarida yozilgan. 4-chi asrga o'tish davri hijriy. O'sha ko'tarilgan paytida yozilgan. Sizga men hozir buni tafsilotini aytib bera olmayman, lekin tushunmaysiz deyapman.
Ben hayatımda körgenim yok. Şu mavzunu kurtargen adam bu mavzu doğrusudaki düşünedigen seviyedeki adamı körgenim yok. Kur'an'ı, mahluk, mahluk mesleken mavzusunu ben bitti noktasını açtım sizge. Demek ki mahluk dişki hareket kıyken mutezileler siyasi hareket bugün bu. Hadır mutezile yok. Yok, hizbiler var. Mutezileden tasarlangen, uşanın akidesinin bir kısmını kurtarıyor. Akılgın suyanıp, akıl bile özünü müştehid diye yürgenleri var. Müştehid tüm tarakaylar. Lekin ularının fikirleri yem, cüde sayas. Mutezile adlı adam bu mege? Mutezilelerinin ilmi bahsleri bizge, şiyelerge karşı, ceberilerge karşı, kaderi, havarışlarge karşı mutezilelerinin küçülüleri var. Yani Ali Cübbayi'ge okşagen, Mirrisi'ge okşagenleri, raddiyeleri kereye böyledi. Ateistlerge karşı. İlmi makonati bor ular. Lekin ahli sünnetga muxolif kelgan joylari shu Qur'onni mahluq deyish, Allohning sifatlarini yo'qqa chiqarishda to'g'ri kelib qolgan. U o'sha davrniki. Hozir siz shayx ko'targan bu masalani deyishingiz biroz o'rganilmagan gapda bu. Shayx ko'tarmagan uni. Imom Tahoviyni kitobini tarjima qilayotganda bor matnni tarjima qilib qo'ygan. Shuncha tepasida mavzu turib o'shani ko'tarib chiqyapsiz siz. O'rtaga tashlayapsiz. O siz aytayotgan fitna shirkdan iborat degan mutlaq tafsir emas. Qur'onni oyatiga tafsir aytishda Qur'onni oyati avval asos hisoblanadi. Fitna to'g'risida bir qancha oyatlar bor. Fitnaning birinchi ma'nosi imtihon, ikkinchi ma'nosi bir odamni imtihon qilaman deb tupikka tiqishga harakat qilish. Bu ham fitna yoki islom ummatini birligiga, islom ummatini birligiga rahna soladigan mavzular ham fitna. İslam ümmetinin birliği rahni soradigan en katta mavzu şirk. Bizde hadir müşriklik meselesi yok. Hadir siz bilen meni bittik braderlerin ortasında. Bitti mutezileler kütergen meselelerini taşıyıp şu meseleye cevap kıdırıyorsunuz. Siz cevabı düşüne almayısınız. Düşünemem deseyiz sizge mavzunu açamem de. Şöyle hadir hem bana aldı de. Cevap veremeyi kalasın. Tushunmaysiz baribir. Nima deyapti u deysiz. Chunki lug'at kerak bunga, usuli kerak, metodologiyasi kerak. Shuning uchun u kitobda tarjima qilingan 500 betlik kitobni ichidan bitta shu joyi ko'tarib olib, mana shayx ko'targan deyish insofdan emas-da do'stim. U yo'q, men to'g'risi bu mavzuda kitoblarni oz bo'lsa-da o'qiganman. Ya'ni mana bu Ibn Battu al-Ukbari degan shaxsda al-Ibana yoki al-Ibana tuz-Kubro degan kitob bor. Mana bu kitobda ya'ni o'sha Ahmad ibn Hanbal aytadilar, ya'ni o'sha insonlar Qur'onni mahluq deganda, ya'niki u kishi kufrun zohir degan. Bu ochiq kufrdir degan. Ya'ni mana bundan ya'ni bilsangiz, salafda aytqolguncha Qur'onni mahluq deyishlik bu ochiq kufr. Ya'ni buni mahluq degan kishi ham meni jannatda, buni mahluq degan ham jamat jannatda degan kishi bo'lmaydi-ku. Allohning sifatida u, Allohning sifatida haqida ketyapti-da, Qur'onni mahluq emas degan odamni ham shunday degan Imom Ahmad. Sizga yuqorida aytdim, ikki xil rivoyat bor Imom Ahmadda. Qur'onni mahluq emas deganni ham qarshi turgan. Chunki u anu havorishlarning bir to'dasi o'qib turgan kitobimiz, mushafimiz qog'ozlarigacha mahluq emas degan. O'shani oldini olib, ikkalasiga ham rad deya bergan. Hozirni bitta narsani ko'tarib, yana shuni tepasida aylanyapsiz. Qur'oni Karimda Alloh taolo Oli Imron surasida aytadiki, "Va ammallazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu bitigha'a al-fitna va bitigha'a ta'wilih" deydi. Shu oyatni yaxshilab o'qisangiz, kim nimaga moyilligini chiqarib olsa bo'ladi. Shuncha mavzu turibdi, islom ummatida shuncha problema. Nima qilib oyoqqa tursak bo'larkin, qachon birlik bo'larkin. Kelinglar, kelishgan narsalarimizni kelishib, kelishmagan narsamizni chekkaga suraylik, dushmanga qarshi bitta mush bo'laylik deb turibdi hozir. Islom ummatini ziyoli qatlami. Shart o'rtadan bittasi chiqyapti-da, Qur'on mahluqmi deyapti. 100 yil bahs qilingan, nuqta qo'yilgan mavzuni. Alloh taolo Qur'onda nima deyapti? Va ammo qalblarida botiliga moyilligi bor shaxslar. Ammallazina fi qulubihim zayhun. Zayh kalimasi mala ilal batil deydi tafsirida. Botilga moyil bo'lgan odam. U nima qiladi?
فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ Kur'an ayetlerinden müteşabih narsalarga ergashadi. Shuncha mavzu turibdi, shuni ko'tarib kelaveradi. Nima maqsad bo'ladi bunda? Ibtigo va ibtigo fitna, fitnani istab va ammalladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigo al-fitnati va ibtigo at-ta'wili. Fitnani istab, ta'vilini istab. Nima buni ma'nosi? Tafsiri nima deb turaveradi. Buni tafsiri 3-chi asrda chiqqan mavzu bo'lsa, Qur'ondan dalil keltir deb qo'yadi. Qur'onda yo'q bu mavzu. Ulamolar chiqarganda ijtihod qilib, lekin tagini surishtirsangiz yo'q. Birorta sahoba Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi savol bermagan. Hatto mushriklar savol bermagan. U ana Abu Jahllar savol bermagan, chunki bu mavzu ko'tarilmagan. Arablar buni tushunib turgan. Biz ajam bo'lsak, keyin ajamlarga chiqqandan keyin falsafa aralashib, bu masalani ko'tarib kelishgan. Unga raddiya berganlarni falsafa kalom ilmi bilan ayblashadi. Ha bu masalani ko'targanlar o'zi falsafachilar. Bu masalani ko'targanlar falsafachilar. Sahobalar bu narsani ko'tarmagan deyapsiz. Ya'ni bu lekin Imom Lalakoyni Sharh usul e'tiqod ahli sunna val jamoa kitobida Ibn Abbos va boshqalardan qovullar bor. O'sha yerda ya'niki ular Qur'onni maxluq emas degan, Allohning kalomi maxluq emas degan. Agar lichkayiz talasangiz, men sizga kitobni rad taylayman, inshaalloh. Yo, Lalakoyni bilaman. Lalakoyni bu matnlarni bilaman. Qarshida odam yo'qki, Qur'onni maxluq deydigan. Maxluq emas deyishga javob kerak, odam kerak unga. Buni qaysi tomon qilaman? Aziz aka? Past. Ovoz qotib kelyapti lekin. Uzr. Yo men tushunmadim to'g'risida. Endi tushunmadim emas, endi bilaman shuning o'xshagan narsa bor. Qur'on oyatida shuncha mavzuni ichidan shu narsani ko'tarib yurish botilga moyillikdan boshqa narsa emas. Siz agar samimiy bo'lsangiz, kechasi turib yig'lab Allohdan so'rang, nimaga bunaqa bo'lib qoldim ekan men? Shuncha mavzu turibdi, shuncha boshimizda falokat. Falastinda yosh u qarini qiryapti kofir, biz hech narsa qila olmayapmiz. Nimaga? Ojizmiz. Ojizligimizning sababi men emasmikanman deb yig'lay. Chunki islom ummatini ichida o'sha Salohiddin Ayyubiy aynan shunaqa odamlarni oldin tilini tiyib qo'yib, keyin Quddusni fath qilgan. Nimaga sen bularni urushyapsan? Quddus kofir qo'lda deganda, bularni tinchitmaguncha biz kuchli bo'la olmaymiz degan. Alloh insob bersin, tushunganga yetarli, tushunmaganga o'zingiz gaplashib turasizlar. Sog' bo'ling. Mana shuni aytyapman-da, shuni aytyapman. Shuning uchun ko'tarmang bu mavzuni deyilyapti. Yana ko'tarib kelyapsiz. Maxluq emas mavzusini ko'tarmang deyilyapti. Sizga aytildi, qancha tushundi, ustoz tushuntirdilar. Tushunmayapsiz, yana tepasida aylanib kelyapsiz. Men sizga aytaman oxirgi gaplarini. Jaydar qilib tushuntirganda, islom ummatini mana shu ahli sunnaga oyog'iga o'roq urib turganga to'xtab turinglar deb siz ham bitta ketmondastani ko'tarib kelib, beliga uryapsiz. Tushunyapsizmi shuni? Men shu bilan ketayik, hay, bilmadim fitnachi deb o'ylamanglar, men shu bilan ketayik. Savolim bor edi, shu bilan ya'ni shu savolga javob olishlik niyatda edim. Ketay shu bilan o'ylamayman fitnachi deb, men ya'ni fitna qilish maqsadida kirmadim. Alloh taolo meni biladi, ya'ni qalbimdagi narsani. Shu bilan ketayik. Uzr, lekin birovni xafa qilgan bo'lsam, uzr so'rayman, birovni xafa qilgan bo'lsam, uzr. Yo, xafa bo'lishmas, islom ummatini ichida biz fitna qo'zg'amayapmiz, biz ilm izlayapmiz degan hamma adashgan toifalar. Havorijlar ham Qur'on oyatini keltirib, bu asos deb olishgan bir kishini kofir deyishi. Mana Qur'on oyat degan. Iymon shartlari bitta, tog'utni inkor qilish deyapsiz. Bu masala 18-chi asrda paydo bo'lgan. Muhammad ibn Abdul Vahob ko'tarib chiqqan, tog'utni inkor qilmaguncha musulmon bo'lmaysan deb butun islom ummatini kofirga chiqargan. O'zidan boshqa maqsad siyosiy bo'lgan, Usmoniy xilofatini ag'darish uchun kelishilgan va tog'utni rad qilmaguncha bizni toifamizga qo'shila olmaysan degan va askar tortib borib o'ldirgan. Toifni olganda mushriklardan toifni tozaladik deyishgan. Iroqda IShID qanaqa qon oqizgan bo'lsa, bular Arab jazirasi shunaqa qon oqitishgan. Tog'utni inkor qilish asos. Biror dona sahobadan biror dona dalil keltira olmaysiz.
İmonning asoslarida tog'utni inkor qilish degan. Keltira olmaysiz. Bid'at gap bu. Tog'utni inkor qilish Qur'on oyatida biz bilamiz, tog'ut nima desa, Qur'on oyatida tog'ut shayton deyiladi. Shaytonni inkor qilmasa odam shaytonga kufr keltirmasa musulmon bo'la olmaydi, shaytonga qarshimiz. Ilohlik da'vo qilgan har qanaqangi butga qarshimiz. Qur'onni butda hech kim mahluq demaydi. Qur'onni Allohning kalomi deydi. Allohning kalomi g'oyri mahluq deydi. Bu hamma matnlarda turibdi. Men aytayotgan gapni siz qalbingizda botilga moyillik borligi uchun tushuna olmayapsiz. Bu mavzuni muhotabi yo'q. U qodiyoniylarni muhotabi bor. Qodiyoniylar o'zidan chiqqan bitta ishtonsiz, siyg'oq, chichqoq odamni payg'ambar deb olgan. O'shaning uchun ular kofir. 10 mingta vahiy nozir bo'ldi menga degan. O'shaning uchun ularni kofir deb e'lon qilgan islom ummati. U Muhammad ibn Abdul Vahobni islom ulamolari ummat ulamolari safiga qo'shmaydi. Abdul Muxtori hoshiyasida turibdi, Ibn Obidin Havorij degan u odamni. Zamonasining Havoriji degan. Uni gapini ko'tarib yurib turib islom ummatini yana 100 yil zaiflikka mahkum qilish rejasi xolos bu. Bu gap siyosiy harakat desam, endi siz tushunolmayapsizda, sizda o'sha yig'lashingiz kerak, tavba qilishingiz kerak bo'lgan ancha narsangiz bor. Xudodan qo'rqib so'rab, Alloh kechirsin, agar xato kamchiligim bo'lsa, Alloh taolo kechirsin, istig'for aytaman. Biroq xafa qilgan bo'lsam, mana shu yerda chatda biroqni xafa qilgan bo'lsam, uzr. Uzr. Bu masalan, lekin dinni asli dedim, boy, ya'ni to'g'risi bu mavzuda uzr, ya'ni salaf ko'rsangiz, tog'utga kofir bo'lishda, xo'p. Jahid o'sha oyati tafsirida bu islom deydi. Kim tog'utga kofir bo'lib Allohga iymon keltirsa mustahkam halqani ushlabdi degan oyat tafsirida mustahkam halqa bu islom deydi. Kim tog'utga kofir bo'lsa, kufr keltirsa, Allohga iymon keltirsa islomni ushlabdi, ya'ni ahli islom bo'libdi. O'sha islom, o'sha tog'ut nima ekan o'sha tafsirda? Tog'ut Umar ibn al-Xattob buni shayton deydi. O'sha tafsirda. Tafsir ibn Kasir. Buni ham buni bu iymonning sharti deb qo'ymagan hech kim. İslam degan-ku, ya'ni shu tog'utga kofir bo'lib Allohga iymon keltirsa islomni ushlabdi deydi. Mujohidning tafsiri bu. Ibn Kasirda kelgan bu salaf tobing ya'ni Ibn Kasir aytaveradi-da, siz noto'g'ri tushunyapsiz uni. Ibn Kasir islomni iymonning sharti bu deydi. Tushunmayapsizki, iymonning sharti demayapti u. Bir odam tog'utga kufr keltirmaguncha musulmon bo'la olmaydi degan shart yo'q o'tdi. Tog'utga kufr keltirgan odam ya'ni Ibrohim alayhissalotu vasallamni ham Hanif deb nomlagan Alloh taolo. Hanif degani yo'ldan ozgan degani. Lug'atni ushlab olib turib yo'ldan ozgan Ibrohim demaymizki biz. Yo'ldan ozgan nima degani? Kofirlar yurgan yo'ldan ozgan degani. Hanif degani maymoq degani, maymoq. O mushriklar Ibrohim alayhissalomni yo'ldan ozdi, maymoq, oyoq qishayib ketdi boshqa tomonga degan. Ha, men shu maymoqman, sallarni diningga kufr keltirdim degan. Lekin payg'ambar alayhissalotu vassalomning hadislarini ko'rsangiz, bir odam keldi, arobiy. Menga nima bor dedi. Payg'ambar aleyhissalom aytdilarki, Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad uning elchisi deb iymon keltirasan dedi. Shu yetadimi dedi? Bir kunda 5 vaqt namoz o'qiysan dedi. Shu yetadimi menga dedi? Ramazonda roza tutasan, zakot berasan, haj qilasan deb hammasini aytdilar. Shu yetadimi dedi? Yetadi shu dedilar. Ketdi. Ketayotganda payg'ambar aleyhissalom aytdilarki, bir odam jannatingni ko'rmoqchi bo'lsa, mana shu odamga qarasin dedilar. Ikkinchi rivoyatda najot topgan odamni ko'rmoqchi bo'lsanglar, bunga qaranglar dedilar. Butta tog'utni inkor qil degan gaplari yo'q. Bunga o'xshagan Abu Hurayra payg'ambar aleyhissalom yo'qotib qo'ydik dedi. Qidirib-qidirib topdi, judordan o'tdi, borib so'radi. Yo'qotib qo'ydik sizni dedi. Payg'ambar aleyhissalom aytdilarki, bor xush xabar ber. Kim qalbi bilan tasdiqlab la ilaha illalloh Muhammad rasululloh bilan dunyodan o'tsa jannatga kiradi dedilar. Xabar beraymi dedi. Ha. Menga ishonishmaydi dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Rasululloh kavushlarini ichib berdilar. Men ol, kavushimni ko'rsatasan dedilar. Yugurib ketayotdilar, Hazrat Umar chiqib qoldi. Rasulullohdan shu xabar eshitdim deganda ko'kragiga urganlar, to'xta deganlar. Qaytib kelib ya Rasululloh, odamlar bunga suyanib qoladi deganda ha bo'pti qo'yaver deganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'limlaridan oldin aytganlar bu hadisni.
Bütün tağut inkar kılış yok. Tağut'ta inkar kılış meselesini tıkıştırış, Muhammed İbni Abdülvahhab'ını, Osmanlı hilafatını hemmesini tağut deyip ilan kılışı üçün gerek bugün mevzu. Onu kötere yürgen balalar, Muhammed İbni Abdülvahhab'ın havarici düşüncesine hizmet yürgen balalar. Özü bilmeydi. Bana bugün kurup durup biz, Muhammed İbni Abdülvahhab kurup gitken devlet, siyanist teşkilatı bilen birge karsakçılığa oturup. İslam ümmetini başı kegen belanı üstüge. Hatırcan bulayım. Sizli düşüncenizdeki adamlar Kudüs'ü fatih kılalmaydı. Yine şu sizler Sufi diyetken, sizler Eş'ari Maturidi diyetken adamlar fatih kıladı. İslam tarihi de Resulullah başarat bergen Kudüs'ünü fatih kıgen Eş'ari Salahuddin Eyyubi buladı. Konstantiniyye'ni fatih kıgen Muhammed Fatih buladı, Maturidi buladı. Başka bu özüden siyasi din yasavagan adamlar bulalmaydı. Bu tağut meselesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri vardı. Özellikle yani tağutunu, yani özellikle şu dersliklerinizde tağut Allah'ını koyup ibadet kıladigen narsa degensiz. Bana bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Muslim'de ayet eder ki Men qala la ilahe illallah ve kefara bima yu'adu min dunillah. Kim Allah'dan başka ilah yok dese ve Allah'dan özge ibadet kıladigenlerge kafir bese haruma malihu ve demuhu ve hisabuhu ala Allah. Onu malı ve dünyası haramdır, hesabı ise Allah gedir degen. Yani tağutga kafir bo'lishlik dinni asli bu yerda. Şunu yani şart qilib onu malı ve asli din dedilermi? Asli din dedilermi? Şartul iman dedilermi şu yerda? Siz qo'shyapsiz asli din degan şartul iman deganini. İşte yani malı ve qoni qachon harom bo'ladi deganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allah'tan başka ilah yok desen ve Allah'ını kıybalar ki ibadet kıladigenler ki kafir olsun diyenler. Haşevi, ne mi degeni biraz mı? Bilmeyim ben de. Haşevi degen taifi bugün. Tarıkta Haşevi degen taifi bugün. Haşeviler hadisini okuydu, ayetini okuydu, hadiste ayette yoğun arsanı özüden tıkıştıradı, koşadı da, mene İslam'ı aslı şu deyip duruyorlar. Aynı Haşevilerin işini kılıyoruz. Bütte aslı iman, şartul iman demeyipti Peygamber aleyhissalatu vesselam. Müslümanlar ortasındaki kazavat işini aytiyaptılar. Kazavat işini. Kazavat ne demek? Kazı bir adam bilen, kazı bir adam bilen mahkemeye robaro kese yani tahakküm deydi. Hukum üstünden okuyatken payt edi. Onu Müslüman mı sen dese? Ha. Hani butlarga sığınmıyorsan mı dese? Yok. Dese buldu. Onu Müslüman muamelesini kıladı. Kalbideki eğer nifak bulsa, münafıklık bulsa, onun münafıklığını taftiş kılıp sürüştürmeydi. Kur'an'ı mahluk değilsen mi? Yok mu? Onu lafzını mahluk değilsen mi? Yok mu? Sürüştürmeydi. Ne deydi? Bu la ilahe illallah diye yaptı mı? Ha. La ilahe illallah'ın özü de bağır inkar. La ilahe diye yaptı özü. İnkar kılı yaptı özü. Allah'tan başka ilahlarını hemesini. İllallah ispat kılı yaptı. Muhammed Resulullah buldu. Şu bile onunla kazı muamelesini kıladı. Bu da şartul iman yok. Aslı iman yok. Başka hadisler var. Şartul iman. İmanın şartı deyip geledi. İslam'ın aslı deyip geledi. Cebrail hadisi var. Cebrail aleyhissalatu. Cebrail aleyhissalatu vesselam. Yok. Uşu kegende tağutu inkar kılış yok de. Uşu var deyip ben. Şartul iman var. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan Cebrail gidip soradı. Yani İslam hakkında soradı. İslam menge haber akbirni alil iman dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam al iman en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmin ahir vel kaderi hayrihi ve şerrihi min Allah Teala dediler. Sadakta dedi. Akbirni alil İslam dedi. Yani İslam'dan haber verin diyebdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam al İslam şehadetu en la ilahe illallah ve tuqimus salah ve tu'tuz zaka ve tuqimur ramazan ve tasumur ramazan ve tahuccul bayt men in istata'a ilahi sabila dediler. Bu da tağutu inkar kıldıgan gap yok. Kur'an mahluk mas deb aytdigan gap yok bu da. İslam sadde iman keltirip şu bilen özünü işini kıladigan din. İçige kirip falsafa tokup bu narsalarını kıdırış kimden de tasırlanganlikini uşa siyasi harakatını kulübü kagallikini dalaleti. Siz bu narsanı kotara uğrasız, kotarı şey yaptı, Suriye'ni kopar kuvvetken de paçakını çıkarıştı, masalarını kotarışı. Irak'ını dabdala kılıştı, Irak yok bu gitti devlet olarak. Irak'ını yok kılıştı, Suriye'ni yok kılıştı. Bu ikide devlet en küçülü devlet idi.
Arab diyorlarda, Şam diyorlarda, armiyası boradı, küçü boradı, yok kılıçtı. Ular kimge tahtı kılıyordu? İzrail'ge tahtı kılıyordu. Ularının içi de aynı Allah'ını gepirişti, Kur'an mahluk mu, istava alal arşı gepirişti. Bunu dabdeles çıktı. Hadır küçü yok, kuvveti yok, beyim olan Falasını uğruyor tuttu. Ben sizi kendime, beni düşündürün yapayım. Siz yine ahire gelip durup, ne diyorsunuz? Kur'an mahluk, mahluk maslığını İmam Ahmet sünnede Abdullah etken. Abdullah'ın zayıflığını bilirsin mi? İmam Ahmet'in oğlu Abdullah'ın zayıflığını bilirsin mi? Nerede zayıflık yok kudret gerek. Bu sunnamaz. Bunda kimseye sunu khusulü etiqat ahli sunna var. Cemaat kitabıda. Bu imamla ala koyunu kitabıda zikir kılıngan. İbn Battah ala ukbarini al-ibanatu degen kitabdan zikir kılıngan bu narsalar. Fakat Abdullah namaz. Uşa davrda uşa adamlar varlığı için zikir kılıngan. Hadir o adamlar yok. Hadir Falastin'de Müslümanlar ölü yaptı. Gözünüz açılgan mı yok? Siz haliyen düşman olarak Kur'an mahlub degen yani, bu narsa doğrusu koyun bu yani ulaman yani ki bu yani gamı yok çünkü kayıp safa okulda bir yorup dedi yok yani salakti kutunu kursayız bana bana bu imam imam malikte sözü sizde sözüge muhalif imam malikte sözü sizde sözüge muhalif imam malik kim Kur'an mahlub dese o kafir degen onu tabaka çakırada yok ki onu katıl kıla degen siz bu mavzuge kırışma deyarsınız yani mahlub degenlerde kim Kur'an'ın mahluk dese kafir buladı, mücessime buladı, Allah'ın mahluk degen buladı. Ana. Kur'an degen de siz nemen çünü yapsız? Kur'an degen nemen çünü yapsız? Saval tık çıkardın arkasına. Allah'ın kalamı. Allah'ın kalamı. Bizde dururken Kur'an'a mushafen mahluk mu? Mahluk mas mı? Varakta uzu Allah'ın kalamı mas. Yok kalam değil dünyanın. Biz mesela o Kur'an'la avar deyimiz. Amin'i içi de amilerde içi ondaki, de. Ondaki harfler Allah'ın kalamı. Evet. Harfler mahluk mahlukmaz mı? Siz ne uçunuz bu mavzunu götürebilirsiniz? Fitne kılıyorsunuz mı? Yok, siz götürgen mavzuge ahir mecbur buldum bu soru bir işge. Ben harfler mahlukmaz mı? Kudurmadım ki. Yok, siz Kur'an hakkında bir şey yaptık ki. Düşünesin mi diye ben sizge? İmam Ahmet, İmam Ahmet, men kâle lafzi bil Kur'an mahluk fahve cehmi kafir. Kim lafzımızdaki Kur'an'ın mahluk deyse, o cehmi kafirdir degenler. İmam Ahmed ibn Hanbel. Kim rivayet qilgan şunu? Bunu 3'te kitap var. 3 arasından var yani. İmam Lalakoy'un şarkı oğlu etkod ahli sünne. Allah ki... Lalakoy bunu rivayet qilmagan. Yolg'on gapiryapsiz, tahlil gapiryapsiz. Ya siz o'qigan misiz? Kitobni agar hech kim talaysiz, men hech kim talaymas, bu kitobni rasmin talaymas sizga. Siz savolga javob bermayapsiz. Qur'on deganda Al-Ibanatu Kubro, Al-Ibanatu Kubro deganda kitob bor shu. Eshitaman, gapni qara. Eshitmayapsiz. Qur'on deganda, demak, Allohning kalomi ham tushuniladi. Bizni lafzimizdagi Qur'on ham tushuniladi. Mushafdagi Qur'on ham tushuniladi, talaffuzimizdagi Qur'on ham tushuniladi, harflar bilan yozilgan Qur'on ham tushuniladi. Demak, 5 ta 6 ta mavzuni tafsiloti kerak bo'ladi. Qur'on mahluq degan odamdan so'raladi. Sen nimani aytyapsan deyiladi. Nimani aytilyapsan? O'shaning uchun Abu Hanifa Fiqhul Akbarda kalamulloh degan. Al-Qur'on kalamullohi g'oyri mahluq degan. Qur'on g'oyri mahluq demagan. Nimaga? Qur'on g'oyri mahluq desa, unda qaysi gapni gapiryapsan degan savol chiqadi. Mushafni aytyapsanmi? Nimaga mushafni g'oyri mahluq deysan deydi. Shuning uchun aytadiki, Al-Qur'on kalamullohi g'oyri mahluq deydi. Allohning kalomi bo'lgan Qur'on g'oyri mahluq. Uni sizdan yaxshi bilamiz biz. Mavzuni 10 marta takrorlayapman va sizni misol qilib atrofdagi odamlarga zaps ketayotguncha aytyapman. Sizga o'xshagan qalbida botiliga moyil bo'lgan odamlar yig'lash kerak. Allohga tavba qilish kerak. Bular musulmonni kofir qiladi. Sizlar, masalan, sizlardan, sizni tushunchangizdan paydo bo'lgan IŞİD hech qachon kofirlar bilan urushmagan, har doim musulmonlar bilan urushgan. IŞİD'dan bari. Yo, sizni fikringiz IŞİD bilan bir xil, bari bo'laverasiz. Men ateistman. Bariman, o'sha e'tiqodi sababdan bariman ularni. Yo'q, siz eshit ko'targan gap ko'taryapsiz. Borib shunaqa bo'lasiz. Siz oxirigacha eshiting gapimni. Eshitga aytishgan, sen shuncha musulmonlarni qirding, oxir musulmonlar bilan bahs qilding, janjal qilding. Bu Izrail bilan qachon urushasan deganda, ular islomni qabul qilsa degan. Islomni qabul qilsa keyin urushadi ular bilan. Siz ham hozir shu yerda faqat musulmonlar bilan bahs qilyapsiz. Siz biror narsa gapirganingiz yo'q, Izrailga qarshi nima qilsak bo'ladi? Falastinni qutqarish uchun nima qilsak bo'ladi degan savol berganingiz yo'q.
100 yıl bahs bulup topalan bulup cancel bulan mavzunu kutar yapsız. O mavzunu hadır otursayız ben sizge Kur'an degende 5 de savallı kilitleri verdim. Kaysıdırını çünesiz degen mavzunu kutarı verdim. Darro bunu sen kutar yapsız yapsız. Yok ne kanayız. Bu mavzunu sizden biz ders kılık utken biz, ders kılık adamlarına talim birgen biz. Bu mavzunu muhatabı yok. Bunu kutar yetkenler, fitnetçiler. İslam ümmetinin zayıfligini yani hem köprak devam etişligini. Irak'a okşagen, Suriye'ye okşagen, Türkiye'ye okşagen devletler parçalanıp ketişini. Onların içi de özü bilen, özü oraya avarabıp kalışligini haklagen adamlar gazla yatıttı. Onlarga joy beri yaptı, imkan beri yaptı, onlarını kollab kuvvetle yaptı. Yaşınız ne içinde sizi? Ay, 20 yaş tamam. Hala aynı çabarda sizge. Ay yok, hiç bulan rekrutçuyuz. Hala, yaşı bu da bulup durup, sizden tahminen, sizi yaşınızdan köprak talim oyanmış. Ben onu mehtanış manası etmeyip ben, siz tuğulganiyizde, tuğulganiyizde. Biz hücrede özü 5 yıl, 10 yıl okup oyan edik biz. Ben size etken meselelerde. Siz tuğulgan peytiyizde. Siz hala sütten çıkmaganiyizde, bunu biz ders veriyorduk adamlarga. Şimdi sal gapir şu organ olay yapsız da çıkıp alıp durun bu masalı kayıttan kurtarı yapsız. Siz git yap. Şimdi siz bana bu siyasatı zikir kıldık bana bu İsrail dediyse şimdi kaçan İslam ümmeti kaçan izzette bunadı kaçan ki salafta etkadıge kayıtsa. Kur'an'ı kendi çüngen olsa salaf şu etkadda kayıtsa uşandı izzet buladı. Kişilerde kursayız Kur'an mahluk mu dediyiz bilmeyem ben deydi. Yok ki mahluk deydi. Ne uzun. Onu ne kere ki bak. Onu ne kere bu şu insanlarda kasafati sebebden şular sizde tarımız kıladı. Siz yani izzet, izzet olmak için siz bana bunlar sizde tarımız kıladı. Urgaçlik kere gidi. Urgaçlik, urgaçlik kere gidi insanlar gibi. Ular kaçan tarımız kıldı? Sizler tarımız kıldı hepsine. Ya kanı aksar Uzbekistan halkını görseyiz bana 20 yıl. Yok aytaylik 5 yıl evvel Uzbekistan bana aksar kavmini görseyiz. Yani ki namaz okumaydı, hiç ders okumaydı. Kur'an mahluk mu deseyiz bilmeydi. İslam'ın neşter okunu var diyeceğiz bilmeydi. Ama bunlar yani ki aksar yani ki bilmezdeki sebepten zalalatta koy yani ki. Siz 20 yaş, siz 20 yaş, siz hala ana sütü ağzınızdan hidik etmeyen bolasız da siz unarsanı buna kadar dava kılışı hakkıysa yok. O Kur'an mahluk mu degen mavzun ne kedeki var Uzbekistan'a? Uzbekistan'da hadir adamlar ki la ilahe illallah'ını uğratıp, namazını uğratıp, indi sikin sikin 36 milyon ahalı da okusa 1-2 milyon adam 5 vah namazı okuydu. Şimdi bunlar ki sekin aslında, hadır birden bir adam ki Kur'an mahluk mu deseyiz, o cinli mi sen deydi, ben kattan bilemem deydi. O hali ateist tüzümden indi çıkıp, ateist yani talimi indi isten çıkarıp dururken paydı. Kur'an mahluk mu deseyiz, o kanaka dinleken bu deydi. En katta fitne silahları bir yetken savalıylardı. En katta fitneçi silah, kalbilerde batılıge mayillik var. Hali ki kayıp safakıma yapman deyapsız o. Mana şu mavzularını kotarıp yürgen adamlar şahvat bilen kayıp sapakı yaptı. Mana şahvat bu. Bu riyasat şahvatı deydi. Bunu şirki hafi deydi şeriyette. Şirki hafi. Şu mana şu masalarını kotarıp adamlar ki en hiç kim kurmagan, hiç kim bilmegen mavzunu kotarıp mazakladı uzun da. Şeytan onu yani kıtılaydı. Şeytan bunu kulağından püfle oturadı. Kotar kotar şu mavzunu. Ne mekede ki bak Peygamber aleyhissalatu vesselamını 400 bin hadisinden 40 binini, 40 binden 4 binini, 4 binden ahırı 4 ta hadisini acıratıp aldım degen Abu Davud. Şu 4 ta hadis bütün İslam'ı ifade kılar degen. Şundan bittesi, min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi degen. Kişinin İslam'ının güzelligidendir, özüge kereksiz bugün narsalarını terk kılışı degen. Umumen kereksiz narsını kotarı yürüpsüz. Bunu neticesini bilgen takdiri izleyen, karşınızda bu adamlar çıkmasa mavzunu umumen kereke yok sizge. Salaf, salafı akıdısı kayıt çıkıyor. Salafta Kur'an mahluk mahluk masliğe mavzunu kurtarılmak ya. İmam Malik bunu bid'at degen saval bergen adamını sen iflas adamıken sen degen. Şu savallı bergen adamını. Peşanasından ter çıkıp gitken şu savallıyan beredigen vakt geldi mi ki degen. Atrafıdaki adamlarını laboratuvarik şekilde kurgen onlar. Dikin ammege tarikagenini kurup rengi akargen İmam Malik rahimahullah. Bu bid'at bu gap degen. Sizler en katta fitnetçiler bilmiyorsunuz. Ne demek? Şahvat bilen, uzaylarını şu aligi gurur, mahvi şirk bilen mazaklıları yürüsüler. Devam etiyle. Siz, bu ümmet degen, siz keltirgen kavul kayırda zikir kılıngen bu bidyat degen masala.
Ya İmam Ahmet'ni bu zikir kıldıyız. İmam Ahmet hem mahluk hem mahluk mas dediğenlerge hem rad bildirgen dediyiz. Kavul var mı şu? Kayırdı, kaysi kitabdaki gen? Yine kayıtı beyti yapın. Sizge bunun faydası yok. Hadir hadis ettim. Hadis bir çekede kalıp siz özünüzü şahvetinizi yine kondurmak için. Yine diyorsunuz. Hani doza yetme yap sizge. Yine mezak mak için. Sizge hadis ettim yapın. Müslüman insanın İslam'ını güzelliğinden onge gereksiz narsanı terk kılışı. Hadis sizge gerekmez mi şunçalik? Hadi bu savallı cevabı sizge gerekmez. Ne dininizge, ne dünyayınızge, ne ahiretinizge faydası yok bunu. Bilgen taklidiz. Ben bunu bahsini tahlil kıyam ben. O Mirrisiyle bilen, Ali Cübbailer bilen, İmam Aş'ari'nin Ahl-i Sünnet'e kayıtçı bilen bugün o katta bahsler var. 20 talab ders kıyam ben, 20 talab. Uşa derslerde bitti dalilini keltirgen ben. Onu hazır kereke yok. Sizge 20 ta dersi ayet vermeyeyim ben ki. Abu Bakr ibn Ayyash mana bu kunda ko'rsangiz salafni qovlida keladi. Abu Bakr ibn Ayyash man qala al-Qur'an makhluq fa huwa kafir va man lam yaqul innahu kafir fa huwa kafir. Qur'onni makhluq degan kishi kofirdir. Kimda kim uni kofir demasa u ham kofirdir deydi. Qanday qilib siz hozir salafda e'tiqodi unaqa deyapsiz, ammo Qur'onni makhluq deyishlik xususida bu kerak emas mavzu deyapsiz. Aksar kishilar O'zbekistondagi aksar kishilarni ko'rsangiz bilmayman deydi. Yoki Qur'on maxluq deganlarda hukmi nima u kofirmi desangiz, men bilmayman deydi. Tamam bu bo'libsiz. Men nima deyapman u, siz nima deyapsiz? Ajib. Mana shu bolalarni shu haligi virus kirgani, payg'ambar alayhissalotu vasallam bashorat berganlar. Ulamolar payg'ambar alayhissalom la'natiga qolgan odamlar deganlar. Kofirlarni tavba qilishligidan ko'ra mana shu ahli bid'atni tavba qilishligi qiyinroq kechadi. Sarahsiydan rivoyat bor, yo sirri saqatiydanmi bir rivoyat bor. Ahli bid'atni ko'rib, seni basharangda degan la'nat ko'ryapman degan. Deganda keyin savol beraman degan haligi odam deganda, yo sen chiqib ket, yo men chiqib ketaman degan. Keyin yondagi shogirdlar so'ragan, nimaga bunaqa deysiz deganda, bularni tavba qilish qiyin. Deb Kahf surasining oxiridagi oyatni o'qigan. Va yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a degan. Hozir e'tibor bergan bo'lsanglar, agar maymunga shu gapni tushuntirganimizda velosiped mindirib yubordik. Velosiped mindirishni o'rgatib yubordik hozir. Bu bolaga tushuntirib bo'lmayapti. Bu nimaga shunaqa desa, va yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Bular o'zlarini qilayotgan botil ishlarini yaxshi deb o'ylashadi. Biz go'zal ish deb o'ylashadi. O'shaning uchun tavba qila olmaydi bular. Bu da qiyin masala. Mayli biroz sizlarning vaqtingizni oldik. Zapisni olib tashab qo'yarsizlar. Bu odamlarni biz misol tariqasida qolganlarga o'rnak qilamiz. Bu mavzuga kirgan odamning ahvoli shu. Bu chiqib keta olmaydi bu. Hozir buni uyda yonib ketgan, uy yonayotgan bo'lsa ham, mana uy yonayotdi, ota-onasi ichkarida yotdi. Ko'chada Qur'on maxluq emas mavzu ko'tarilib qolsa, uyi o'chirgani bormaydi bular. Nima qiladi? Bu birinchi masala, salafga qaytish kerak deydi. Ota-onang o'lyapti desangiz ham, ay, qo'yavering, salaf mavzusi deydi. Shunaqa muammo kirgan bo'lar. Alloh ajr bersin, sog' bo'linglar, men gaplasharmiz, men bunga kirib kelyapman. Yana mavzuga qarab.